Ben İsim Koca Kuş, kanalıma hoş geldiniz. Bugün üzerimde görmüş olduğunuz pamuk saten kumaştan bir bluz dikimi videosu hazırladım. Üzerimde görmüş olduğunuz kumaşı sadece 3 liraya aldım ve 2 liralık kısmını kullandım. Sizler de böyle ucuza mal etmek istiyorsanız kullandığınız kıyafetleri parça kumaşçılara ve benim yaptığım gibi pazarlara bakabilirsiniz. Bu kumaşımı pazardan, Afyon pazarından almıştım. Onunla ilgili bir video da gelecek. İsterseniz oradan da izleyebilirsiniz. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve zil işaretini açmayı unutmayın ki tüm bildirimlerimden anında haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Daha önceki videolarımda da bahsetmiştim. Aynı kalıbı kullanarak, üzerine farklı uygulamalar yaparak model vereceğiz ve değiştirerek kullanacağız demiştim. Yine söylediğim gibi temel kalıbımı kullanıyorum ve farklılıklar yaparak ilerleyeceğiz. Şimdi ben kumaşımı 4 kat şeklinde katladım. Kalıbım yarım kalıp. Bu yüzden 4 kat katlıyoruz ki açtığımız zaman tam bir kalıp elde etmiş olalım. Hemen düz boy ipliğinin nerede olduğundan bahsedeyim. Düz boy ipliği şurada. Yani kumaşımın boy kısmı burası. En kısmı ise burası. Ona göre kumaşınızın katlamasını yapın. Buradan 4 kat olacak şekilde şu şekilde katlıyorum. Bakın yan kısımları şöyle önüme gelmiş oluyor. Burası kumaşımın kat kısmıydı. Özellikle bu kısmı bırakıyorum. Daha sonrasında kullanabilmek amaçlı bu işlemi yapıyorum. Şimdi çizgi taşımla etrafından çizeceğim. Daha sonrasında kesme işlemi yapacağım. Ana kalıbımın boyu 95 santimdi. Benim şu an uygulayacağım modelin boyu ise 58 santim olacak. 58 santimi omuzumun kaldırmıyorum. Hafif balonlanma yaptığı için omuzumun en yüksek kısmından ölçüyorum. 58 santimi buluyorum. Boyumu belirledim. Boyum burada bitecekmiş. Şimdi geri kalan çizme işlemini tamamlıyorum. Çizim işlemim bitti. Kalıbımı çıkarıyorum artık. Ön ve arka bedenimi oluşturdum. Şimdi tek katını açıyorum. Ön bedenimin yaka kısmını daha derin hale getireceğim. Şu şekilde hem yaka hem de kol oyuntusu belirlenmiş oldu. Şimdi biraz model katayım, biraz farklılaştırayım istediğim için önünde küçük bir oyun yapacağım. Tersini çeviriyorum. Ön kısmının orta noktasında şöyle yuvarlak bir açıklık vereceğim. Bu şekilde. Daha sonrasında şu kısmı dikeceğim. Altına da bant şeklinde kendi kumaşından gelecek ve burada fiyonk şeklinde birleştirip daha böyle derli toplu bir hale getirmiş olacağım. Bunu eteğimin üzerinde kullanmayı düşünüyorum. Bu yüzden ön kısmına böyle bir hareketlilik getirmek istedim. Sonucu sizlerle birlikte göreceğiz. Şimdi kol kalıbımı nasıl çıkardığımı göstereceğim. Şu arka bedenim, arka bedenimin kol oyuntusunu şu şekilde yerleştiriyorum. Zaten kolun genel bir oyuntu şekli var. Onu biliyorsunuzdur. Koyarken o oyuntuya uygun olacak şekilde kol oyuntumu yerleştiriyorum. Sonrasında şu şekilde hafif çizerek ilerliyorum. Kaldırıp varsa gördüğüm hata, o hataları tam kol oyuntusuna güzel şekilde denk getirecek şekilde ayarlayarak çizimimi yapıyorum. Bu kadar yaptığım işlem. Yani çok pratik bir şekilde kolumun kalıbını çıkarmış oluyorum. Sonrasında benim bileğim 11 santim. Genişlik yeterli olduğu için 11 santimlik genişlik belirledim. Yukarıdan aşağıya olan kısmı ise 60 santim benim.
Kıvırma payı da içinde. Bu şekilde 11 santimi çizip şurayı cetvelimin oval kısmıyla şu şekilde belirliyorum ve kol kalıbımı hazırlamış oluyorum. Yine 4 kat kumaştan katlayarak kalıbımı üzerine yerleştiriyorum. 2 tane kolumu elde etmiş olacağım böylece. Saten kumaş kullandığım için kaymalar ve yamulmalar olabilir. O yüzden onun sağlamasını yapıyorum öncesinde. Bir hata olsun istemiyorum. Kesim işlemine geçebilirim. Şimdi ön kolun oyuntusunu vereceğim. Açtım. Kumaşımın yüzü yüzüne olmasına dikkat edin. Sakın ikisini de aynı yöne koyarak kesmeyin. O zaman tek yön kol elde etmiş olursunuz. Bununla ilgili son zamanlarda çok fazla mesaj almaya başladım. Bu yüzden özellikle belirtmek istedim. Soru olarak çok fazla geliyor. Kumaşımın, kolumun ikisi de aynı yön neden oldu çözemiyorum diye. Bunun sebebi yüzü yüzüne bakarken kesmemiş olmanız. Şimdi ben bu şekilde hafif bir oyuntu veriyorum. Ön beden olduğuna dair işaretimi de alıyorum ki karışıklık yaşamayayım. 10,5 santim genişliğinde ince uzun bir parça kestim. Bunu az önce belirttiğim gibi önüne bağlayarak kullanacağım kısım olacak. Tabii bunu bedene dikeceğiz. Diktikten sonra kalan kısımlarını önden bir fiyonkla bağlayacağız. Şimdi ayrıca yakanın girip çıkabilmesi için de bir parça kumaş kesmemiz gerekiyor. Yaka için verevden kumaşımı kesiyorum. Çünkü dönerken yuvarlak dönmesini istiyorum. Düz kesersek marullanma yapabiliyor. Bunu önlemek için verev çalışıyoruz. İki parça kestim. Birincisi yırtmaç kısmını oluşturacak parça. Diğeri ise yakanın etrafında dönecek olan parça. Dikiş kısmında bunları detaylı anlatacağım. Tüm parçalarımın kenarlarını ovarlık makinesiyle temizledim. Düz makineyle dikiş yapacağım. Ovarlık makinesiyle şu şekilde temiz bir görüntü elde ettim. Dikişler sadece düz makineyle tutturma şeklinde olacak. Yani iki kat şeklinde dikiş yapmadım ovarlık makinesiyle. Şimdi yapmam gereken arka parçanın üstüne ön bedenini yerleştirmek. Bu işlemi yine yüzü yüzüne denk gelecek şekilde yapıyoruz. Yani şu şekilde yerleştirip omuz kısımlarından birleştireceğim. Sonrasında önde bıraktığımız şu açıklığı kenar İç kısma doğru dilerseniz tek kat, dilerseniz de çift kat olacak şekilde katlayıp buradaki kısmı biraz daha açmak olacak. Sonrasında kol parçalarımı da yine temiz bir şekilde bedene yerleştireceğim. Bedene yerleştirirken dikkat edilmesi gereken bir püf nokta var. Bunu defalarca söylüyorum. Her seferinde üstüne basa basa. Çünkü her DM'de, her soru sorun bana da en çok gelen sorulardan bir tanesi. Ön parçanın hangi taraf olduğunu belirlemeniz gerekiyor. Ve oraya belirlediğiniz kısmı ön bedenin yüzüne denk getirerek dikmeniz gerekiyor. Keserken de yine kumaşı yüzü yüzüne denk gelecek şekilde ayarlayarak kesmeniz gerekiyor. İkisi de aynı yöne bakarsa iki tane aynı yönde kol elde etmiş olursunuz. Bu da dikişinizin yanlış olmasına sebep olur. Bu yüzden bunu üzerine basarak belirtmek istiyorum. Şimdi bahsettiğim işlemleri yapıp geliyorum. Yüzü yüzüne gelecek şekilde ayarladım. Omuz kısımlarını diktim. Sonrasında kollarını takarak yan kapama işlemini gerçekleştirdim. Bu arada öndeki şu hafif açık olan detayı da iki kat kıvırarak dikişini tamamladım. Burada atladığım bir nokta var kesim işlemini yaparken. Arka orta kısmı bir dikiş atacağım ve ikiye böleceğim. Yaklaşık 10 ya da 12 santim uzunluğunda olacak. Ve burayı şu elimde gördüğünüz bir yeyle temizleyerek
rahat başının girip çıkmasını sağlamış olacağım. Şimdi bu tam orta noktasını belirleyip o dikişimi yapıyorum. Tam ortasına düz bir kesik attım. Şu şekilde hazır bir yel kullanacağım. Zaten içinde de siyahlıklar var görüyorsunuz. O yüzden siyah bir biye ile yapmayı tercih ettim. Şöyle tam ortasını alarak kapatacağım ve düz şekilde dikeceğim. Hem sağ hem sol tarafı tek seferde dikeceğim. Dikişi de şu şekilde açıp dümdüzmüş gibi davranarak tamamlayacağım. Böylece arkada küçük bir yırtmaç elde etmiş olacağım. Sonrasında uç kısmına çıt çıt bebe çıt çıt yapabilirsiniz ya da kendi yaptığınız düğmelerle ve bir şuraya halka ayarlayarak takıp çıkarabilirsiniz. Orası nasıl istediğinizle alakalı bir durum. Şimdi ben arka biyemi yapacağım. Ardından da şöyle alt kısmı için kestiğim bir parçam vardı. Bu parçam zaten uzun. Bir miktarını bırakacağım. Ve şöyle şu kısımdan 1 santim genişlikte dikeceğim. Sonrasında düz kısmını çevirip katlayacağım. Ve düz tarafından çevirerek buradan şöyle tertemiz bir dikiş atacağım. Yani tek dikişle temiz bir görüntü elde etmiş olacağım. Şunu da belirteyim. Arka kısmı ters yüzünü görüyorum ve şeridimin düz yüzünü görüyorum. Şeridimi bu şekilde yerleştiriyorum. Tersi düzüne bakacak şekilde yerleştiriyorum ki sonradan ön tarafa çevirdiğimde arkada temiz bir dikiş elde edeyim. Bunların zaten aşamalarını makine başında da göreceksiniz. En son olarak da yakasını aynı işlemle döneceğim ve temizlemiş olacağım. Biyemi düz yüzü bana bakacak şekilde denk gelmesine dikkat ederek ayarlıyorum, düzenliyorum ve şu şekilde dikeceğim. Neden düz yüzünü görmek istiyorum? Çünkü ön kısmındaki dikişin daha muntazam olmasını istiyorum. Arkada bir parça fazlalık bırakıyorum. Yani buradan 1 milimden dikeceksem arkada 2 milim biyenin kendisi görünmüş olacak. Bu da patlak olmasın düşüncesiyle yaptığım bir uygulama. Sonrasında dikerken bakın şu diğer yan kısmı. Bunu şöyle düzeltiyorum. Dümdüz bir kumaş elde ediyormuşum gibi düşünün. Bu şekilde düzeltiyorum ve dümdüz şekilde tek seferde dikmemi sağlayacak. Burada da herhangi bir bozulma, potluk olmamış olacak bu sayede. Fazlalığını çekiyorum. Bakın. Çok güzel bir dikiş elde etmiş oldum. Şimdi buna ne yapacağım? Hemen şurayı katlıyorum. Tam orta noktasını biliyorum zaten. Buraya verev olacak şekilde şu şekilde şöyle bir dikiş atacağım ki buradaki düz hattı sağlayabileyim. Bel kısmını tersi yüzüne bakacak şekilde ayarladım. Bedenim aşağıda, tersi bana bakıyor. Kemerimin düz kısmı bedenimin tersine bakıyor. Bu şekilde 1 santimden dikişimi gerçekleştiriyorum. Kemerin ilk dikiş işlemini tamamladım. Yapmam gereken uç kısmındaki kısmı 1 santim içeri doğru kıvırmak ve sonrasında şu şekilde 2 milimden dikişimi ayarlamak. 2 milim derken aşağıda kalan yani şu kısmın 2 milim üstünden dikişimi ayarlıyorum ki şunlar çıkıp görünmesin. Sonuçta burada da bir dikiş var. Onun 2 milim üstünü ayarlıyorum ve buradan dikişimi gerçekleştireceğim. Öncesinde yapmam gereken kenar kıvırma işlemi var. Onu da şu şekilde kenar kısmını kıvıracağım.
dikişimi atacağım daha doğrusu. Sonrasında şöyle çevireceğim ki burada temiz bir görüntü olmuş olsun. Şöyle. Daha sonrasında zaten bu kısımları birer santim içine kıvırarak hareket edeceğim. İlk dikişimi buradan ilerleyerek yapacağım. Aşamada zorlanabilirsiniz. Bir püf nokta vereyim hemen. 1 santimden kıvırıp şu şekilde tam geleceği yere elinizle düzenleyin. Dilerseniz bunu tel alarak da yapabilirsiniz. Tel almakla uğraşmak ve zaman kaybetmek istemiyorsanız bir iğne yardımıyla iğneleyip tutturarak da ilerleyebilirsiniz. Ben bu şekilde kısım kısım elimle düzenleyerek ve tutturarak dikişimi tamamlayacağım. Geldim. Etek kısmını tamamladım. Aslında yaka içinde kendimden bir yek kesmiştim ama bu kısmı siyahla yapmaya karar verince yakayı da siyahla kapatıp bu şekilde temizlemeye karar verdim. Hem hazır olduğu için daha pratik olacak düşüncesiyle böyle çalışarak kıyafetimi sonlandıracağım. Şimdi yapmam gereken yine aynı yakadaki işlem gibi bir işlem. Öncesinde şu kısmı şöyle geriye doğru ittirip bu kısmını dikiyorum. Diktikten sonra çevireceğim. Burada temiz bir görüntü elde etmek için yine her zamanki gibi. Çevirdikten sonra şu an burayı dikili olarak farz edin. Yan kısımlarını şöyle içine alarak düz bir dikişle buraya sabitleyeceğim bir yemi.